O kimler bizlerle beraber olacak? Böyle herkesten size birazcık bahsetmek istiyorum. İlk olarak Koç Üniversitesi Psikoloji ve Medya Görsel Sanatlar Bölümünden mezun olan, erişilebilirlik varsa engellik yoktur diyen, erişilebilir her şeyi bize anlatacak olan Zeynep Şölen Yıldız bizlerle beraber olacak. Ardından Zincir Kıran Kadınlar Derneği'nin kurucu başkanı Hande Karaca, daha sonrasında Merhaba Spektrum'un ve Özgür Eller Otizm İnisiyatifi'nin kurucu üyelerinden İlhan Yalçın, uzman doktor Beyhan Göksan ve de e, e, Türkiye'nin Oyun Yapımcıları ve Geliştiricileri Derneği'nin ilk kadın yönetim kurulu üyesi Simay Dinç. Şimdi bu kısalar sizlerle beraber. Ben Zeynep. Ee, omuzlarımdan biraz aşağı inen kahverengi saçlarım, kahverengi gözlerim var. Ee, yaklaşık 1.10 boyundayım. Ee, bugün sarı bir kazak giyiyorum ee, ve tasarım alanında doktor öğrencisiyim. Çocuk hikayeleri ve öyküler yazıyorum. Ee, bugün buradayım ve birkaç haftadır sizlere burada ne anlatacağımı düşünürken, neden burada olacağımı, olduğumu da epeyce düşündüm. 27 yaşındayım ve aslında bugün burada oluşumu ve arada geçen tüm şeyleri 7 yaşındaki Zeynep'e nasıl anlatırdım diye düşündüm. 7 yaşlarındaki Zeynep'in o sıralar epey kafası karışmıştı. Aslında aynaya baktığında ya da etrafındaki insanlara baktığında, arkadaşları gibi hızlı koşamadığında ya da ameliyatlar geçirmesi gerektiğinde aslında kendinin farklı özellikleri olduğunu, farklı deneyimleri olduğunu rahatlıkla fark edebilmiştim hızlı koşamıyordum ama oyunlarda güzel fikirler bulabiliyordum mesela. Zaten herkes bir şeyleri farklı yapmıyor muydu? Bundan doğa ne olabilirdi ki? Ama bir gün o güne dek hiç fark etmediğim bir şey fark ettim. Bu da bende bir tuhaflık oldu. O günü çok iyi hatırlıyorum. Okulda bir arkadaşımızın doğum günüydü ve ailesi elinde pastalarla okula gelmişti. Pastalar kesildi, hediyeler verildi. Sonra böyle herkes tahney atlayıp dans etmeye başladı ben de. Sonra bir ara gözlerimi araladığımda arkadaşımın ailesinin, aile bireylerinin bana bakıyor olduğunu fark ettim. Sonra ben de böyle bir süre çaktırmadan onları izledim. Ama galiba emindim etrafta başka çocuklar da vardı ama onlar özellikle bana bakıyorlardı. Hatta böyle kendi aralarında konuşuyorlardı, gülümsüyorlardı da. O gün o aralarındaki konuşmaların ve gülümsemenin aslında ne kadar iyi niyetli olduğunu ayırt edebildiğimi çok iyi hatırlıyorum. Ama aynı zamanda bunun beni ne kadar şaşırtıp dumura uğrattığını da Sanki o güne dek gayet farkında olduğum ama bana çok sıradan gelen farklılığımı ilk defa başkalarının gözünden görüyordum. Ve bunun bana söylediği bir şey vardı. Galiba bende insanlara tuhaf gelen bir şeyler var. O gün eve aklım karma karışık döndüğümü hatırlıyorum. Bende galiba bir tuhaflık var ve acaba bu insanlar için kötü bir şey mi? Ve bu acaba insanlar için kötü bir şeyse ben bununla ne yapacağım? Tüm bu sorular kafamda dönerken Böyle yavaş yavaş bir şeyleri yapmaya başlarken kendimi geri çeker olmuştum. Aklımda iki tane endişe vardı. Birincisi ya yapamazsam, ikincisi de hani ya yapayım derken farklı yaparsam da insanları bunu tuhaf sarlarsa. Bunun bana cevabını ilk olarak ailem verdi. Onlar da bana genelde şu iki şeyi söylediler. Birincisi başkaları ne düşündüğünün çok da bir önemi yok. Yani ben işte ya farklı yaparsam dediğimde ya da Acaba insanlar neden bana bakıyor dediğimde genelde bunu söylediler. Diğeri de yapabildiğin kadarını yap. Ben işte onun arkada hızlı koşamazsam dediğimde ya da beden eğitimi öğretmeni derste bana bence sen otur dediğimde genelde bunu hatırlattılar. Ben de sanırım bir süre başkalarının ne düşündüğünü çok da umursamamaya çalışarak yapabildiğim kadarını yaptım ve bu plan bir yere kadar çok iyi çalıştı. Ama bazen sanırım genellikle ergenlik dönemindeyken Dışarıdaki insanların sesi yakın çevrenizin sesinden hatta kendi iç sesinizden bile baskın olmaya başlayabiliyor. Hatta kendi iç sesinize dönüşebiliyor. Gerisi benim için bu insanlara tuhaf geldiğimi düşündüğüm anları kovalamakla, onların zihnimde bir haritasını çıkarmakla ve olabildiğince bu durumlardan, bu insanlardan kaçınmakla geçti. Aklımda bir sürü strateji geliştirmiştim farkında olmadan görünmez olmak için. İnsanları ne kadar az şaşırtırsam o kadar az dikkat çekerdim ve ne kadar az dikkat çekersem de o kadar görünmez yani özgür olabilirdim. Ama bunu yaparken pek de kendim olamıyordum çünkü yapmak istediğim bir sürü şeyden vazgeçmeye başlamıştım. Üstelik önümde somut bir engel yokken. Zamanla zihnimde bu tuhaf sanma haritasını analiz etmeye başladım. Acaba bu tuhaf sandığımı düşündüğüm ya da rahat hissettiğim mekanlar, durumlar, insanlar arasında bir benzerlik ya da farklılık var mıydı? Ya da demek ki bu sadece benimle ilgili bir şey değildi de aynı zamanda çevremle de ilgiliydi. Mesela bir mekanda bağımsız olarak hareket edebildiğim zaman orada kendimi çok özgür ve rahat hissediyordum. Ama yalnızca bununla da açıklayamıyordum çünkü oradaki insanlarla olan etkileşimimle de çok alakalıydı. Üniversitenin sonlarına yaklaşıyordum. ve yine bir gün böyle zihnimde bu tuhaf sanma haritasıyla uğraşırken ve kampüsün avlusunda etrafımdan geçip giden insanlara bakarken, binalara bakarken kendime birden şu soruyu sordum. İyi de tüm bunlara kim karar veriyor? Bu da aslında şu sorular benim yavaş yavaş da sonlarına geldiğim doktoramın ana araştırma sorusu haline dönüştü. Erişile Karar vericiler erişilebilirlikle ilgili kararları nasıl veriyorlar? Ve bunu daha hak temelli, daha sosyal adalet temelli bir yerden nasıl tasarlayabiliriz? Bu soruya cevaplar vererken çok fazla şey öğrendim. Süper insanlarla tanıştım ve onlarla üretmeye devam ediyorum. Kendi içimde çok fazla dönüştüm ve dönüşmeye de devam ediyorum. Aslında sanırım 7 yaşındaki Zeynep'in o doğum günden önce gayet iyi bildiği ama sonra zamanla bulanıklaşan o bilgiyi, o hissiyatı yeniden hatırlamaya ve türlü yollarla dönüştürmeye çalışıyorum. Bunun benim için bir yolu araştırmam kapsamında sorular sormak ve cevaplar aramak, diğer bir yolu da yazmak. Şu an yayına hazırlanan bir çocuk öykümde bir balığa dönüşüp su altında aslında bütün balıkların birbirlerine ne kadar farklı olduklarını, hepsinin aslında ne kadar tuhaf olduğunu ve bunun ne de güzel bir şey olduğunu anlatıyorum. Yetişkinler yeniden hatırlasın, çocuklarsa mümkünse hiç unutmasın diye. Bugün buradayım ve birkaç haftadır sizlere burada ne anlatacağımı düşünürken neden burada olduğumu da epey düşündüm. Buradayım çünkü deneyimlerimizi paylaşmamız gerektiğine inanıyorum. Buradayım çünkü bir şehirde özgür olabilmenin, görünmez olabilmenin yolunun görünür olmak olduğunu anlıyorum. Şimdi bugün buradan, bu görünür olduğum yerden görünmez olmak isteyen birileri varsa ya da eğer 7 yaşındaki Zeynep beni duyuyorsa diyebilirim ki bu dünyaya baktığında hiç senin değilmiş gibi görünüyor olabilir. Seni hiç bilmeden, sen orada yokken yapılmış olabilir evler, sokaklar, otobüsler, kitapçılar, kafeler, okullar, kendi evin, kendi sokağın bile. Ama bazı insanlar da hatta gayet emin olabilirsin senin oralarda olmaman gerektiğinden. Ama kimileri zorlaştırırken bir şeyleri, kimileri de seninle birlikte tüm yolları açmaya çalışacak. Herkese rağmen, hepsine rağmen, hepsiyle birlikte, herkesle birlikte sen sokakta olmalısın, özgür olmalısın, görünür olmalısın, görünür olmalıyım. Sokaklar gitgide herkes için hepimizin olana dek. Teşekkür ederim. <laughs> diye bir alkış. <laughs> bir anda içeride oyun oynarken sahne sıranızı dedi. Ve şimdi mi çıkıyorum diye. Çok özür dilerim sizleri biraz bekletmiş olabilirim. Şimdi sizleri gerçek dünyadan alıp biraz oyun dünyasına götürmek istiyorum. Aranızda oyuncu var mı? Oyun oynayanlar, gamerlar. Birkaç tane görüyorum. Harika. 3.2 milyar oyuncudan bazıları en azından temsil ediliyor burada. Peki çocuğuna aman çocuğum oyun oynama ya da eşine yeter artık çok oynadın diyen var mı? Var, evet. <laughs> Harika. Arkadaşlar, dünyada oyun endüstrisi 180 milyar dolar civarında şu dönemde. Düşünün ki bir sinema endüstrisini topladığınızda, müzik endüstrisini topladığınızda yaklaşık 3 katı değerinde bir oyun endüstrisi. Üç, 3 3.2 milyar oyuncuyla gerçekten geleceğin en önemli endüstrilerinden birisi, yaratıcı endüstrilerin en önemli elementlerinden bir tanesi oyun endüstrisi. Peki ben bu endüstriye nasıl girdim? Benim wow anım hangisiydi? Biraz onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve Women in Games Türkiye'yi e, kurma maceramız nasıl gelişti? Çok kısa bu süreçten bahsedeceğim. Evet konuşmam kısa olacak ama hayallerimiz, de, projelerimiz de boyundan daha da uzun. Onu da sizlere paylaşacağım. Şimdi, 2013 yıllarıydı. O zamanlar İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne 18 yaşında girmiştim. Ama maalesef ki üniversitenin hayallerimi gerçekleştirmek için yeterli alan olduğunu görmedim ve dedim ki dünyaya gezmek için sırt çantamı aldım ve dünyayı dolaşmaya başladım. Sanat galerilerini, teknoloji fuarlarını gezmekte kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Aynı zamanda bir oyuncuydum 7 yaşından beri ama hiçbir zaman bu endüstrinin varlığından farkında değildim. Ne zaman ki 2013 yılında bir sanat galerisine gidip bir katın sadece oyuna ayrıldığını gördüm ve oyun sanattır diyordu. Oyun sanat 21. yüzyılın bir kültür ürünü, bir sanat eseri gözüyle baktığımız zaman bu endüstride yer alabileceğimi anladım ve Türkiye'ye döner dönmez de kardeşim Eray ile birlikte kendi oyun şirketimizi kurduk ve dedik ki daha önce kimse sinemayı oyunlaştırmayı denemiş mi? Video sanatını mobil oyuna entegre etmiş mi? Yapmamış. Neden biz yapmayalım dedik? Ve şunu gördük. Üç kişiyle de başlasınız. Eğer orijinal bir fikriniz varsa, yenilikçi bir tavrınız varsa dijital dünyada ses getirebiliyorsunuz, dikkat çekebiliyorsunuz. Şimdi siz gençlerde en büyük amaçlarınızdan bir tanesi de bu dijital dünyada sizler de orijinal fikirlerinizde yer alabilirsiniz, vav wow dedirtebilirsiniz. Üç kişiyle kurduğumuz ekibimizde dünya çapında bir iş oldu ve Apple tarafından yılın oyunu seçilerek de sektöre girmiş olduk. E, sektöre ilk adımı attım konferanslara katılmaya başladım. Bir baktım etrafımda sadece erkek, yüz erkek tek kadın olarak oradayım. Dedim nasıl olabilir ki? Nasıl olabilir? Kadınlar bu sektörü fark etmediler. Kadınların bu sektörü fark etmediğini fark ederek Women in Games Türkiye'yi 2015 yılında kurduk ve üç kişi ilk başta etkinliklerimize katılmadı katıldı. Üç kadın, 30 erkek katıldı ve dedik ki tamam Türkiye'yi dolaşacağız ve üniversitelerde farkındalık yaratacağız. Şimdiye kadar 5000 kadına ulaştık. 40 farklı üniversitede eğitimler, programlar düzenledik. Hekatonlar düzenledik. Hem uluslararası hem ee, global çapta. Ve şu anki olduğumuz yerde adım adım devam ediyoruz. Düşünün oyun endüstrisinde %50'ye yakın kadın oyuncu var. Peki neden üretim alanında kadınlar yok? İşte burada da birlikte öğrenerek, birlikte paylaşarak da daha da fazla sesimizi duyuracağız. Esra Hanım beni bu proje için aradığında daha önce kendileri British Council'la müzede hekaton düzenlemiştik. Oyun 8. sanattır diyoruz ve bir müzeyi kapattık. Önce sanat eserlerini arkadaşlarımız katılımcılar gezdiler e, rehberler eşliğinde. Daha sonrasında kendi sanat eserlerini yani oyunları yaratmak için bir gece müzede kaldık. Şimdi... Aradığında Esra Hanım çok heyecanlandım. Çünkü dedi ki Wow Festivali Türkiye'ye geliyor, İstanbul'a geliyor. O zaman biz de Let's Wow diyelim dedik ve sesini duyuramayanların pikselleri olalım istedik. Toplumsal cinsiyet eşitliğine farkındalık yaratacak oyunlar geliştirebilir miyiz? Bunu oyun dünyasının anlatı gücünü, etkileşim gücüyle birlikte farkındalık yaratabilir miyiz dedik. Ve gerçekten geçen hafta e, OGEM'le birlikte Oyun Geliştirme Merkezi İstanbul Belediyesi'nin OGEM, Tör, e, British Aynı zamanda TikTok partnerliği ile birlikte Let's Wow hekatonu düzenledik. Arkadaşlara buradan çok teşekkür ediyorum. Karda, kışta ertelemek zorunda olsak da hafta içinde ilk defa Türkiye'de bir hekaton düzenlendi ve çok yoğun bir hekatondu. Katılımı çok yoğundu ve anlamı da çok büyüktü. Şimdi vaktim çok kısa olduğu için. Ben öncelikle bu videonun neler yaptığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum ve video sizlerle de paylaşılırken de WOW katılımcılarında, Let's WOW katılımcılarında sahneye bekliyorum. Evet, isterseniz videomuz hazırsa videoyu paylaşabiliriz. <laughs> Bence bütün katılımcıları bir kocaman bir alkışlayabilir miyiz? Gerçekten onlar farkı iki gün boyunca hiç uyumadan toplumsal cinsiyet eşitliğine farkındalık yaratacak oyunları geliştirmeye çalıştılar. Şimdi de burada dijital sanat sergisi olarak eşitlik oyunda Let's Wow olarak da hemen çıkışta sergileniyor. Siz onları ziyaret ederseniz, yorumlarda bulunursanız çok seviniriz. Eğer siz de oyun dünyasında yer almak isterseniz de Hemen Instagram sayfamızı takip edebilir. Women in Games Türkiye'nin ücretsiz eğitimlerinden, konferanslarından faydalanabilirsiniz. Ama sizlere kocaman bir alkış, bir daha bir alkış arkadaşlar, Wow katılımcılarına. Lütfen böyle gelin arkadaşlar. <laughs> Sizler stil oyunuyla yer aldınız ve iki gün boyunca geliştirdiğiniz oyunda bir makine mühendisi, genç kızın yaşadığı sorunlara aslında dikkat çektiğiniz oyununuzda. Sen biraz fikir paylaşabilirsen çok sevinirim. Oyunumuzda bir ana karakter bir kadın ve günlük hayatta rahatsız olduğu, onu kötü hissettiren olaylar hakkında bir oyun tasarladık. <laughs> Teşekkür ederim o zaman. <laughs> Harika. Burada gördüğünüz bizler çünkü Women in Games evet ama diğer biz Women in Games, we are in games. Eğer toplumsal cinsiyet eşitliğine de farkındalık yaratmak istiyorsak sadece kadınlar olarak bir araya değil, bütün farklı görüşleri bir araya getirmemiz gerekiyor. Bu nedenle de hep birlikte bundan sonra da yapacağımız etkinliklerde de herkese açık. Sizler de lütfen katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızı, çocuklarınızı yönlendirebilirsiniz. Söz almak isteyen var mı? Ben şöyle bırakayım. El Super Cats Games'ten. İş görüşmesinde yaşadığı zorlukları anlattınız siz de oyununuzda. Evet, biz de aslında iş görüşmesinde özellikle kadınlar karşı yapılan çifte standartları, Aha. aynı soruların mülakatı yapan insanda farklı şeyleri canlandırmasını anlattık oyunumuzda. Tabii ki herkesin başına gelmiştir maalesef. Tüm dünya çapında da genel bir sorun bu. Bunu ele almak istedik. Aynı zamanda ben de kendi adıma oyun sektöründe bir oyun şirketi olan bir kadınım. Ve bazen de maalesef bu önyargıları görebiliyorum, yaşıyorum. Ama bunların Women in Games gibi etkinliklerle, işte bu derneklerle siz sayesinde daha da azalarak biteceğini umuyorum. <laughs> Harikasın, İşte bu. O zaman bunun üstüne daha da fazla söz söylemeye gerek yok. <laughs> Gün geçtikçe bir arada yürüyoruz, birlikteyiz ve piksellerimizin gücüne güveniyoruz. Dijital dünyaya da varız ve devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar, çok teşekkür ederim sizlere de dinlediğiniz için. Let's, wow. Let, let's wow diyecektik hep birlikte değil mi? <laughs> o zaman bir dakika bir sahnede bir prova yapmıştık. Bir, Ich gehe Let's go! <laughs> Köpekler Derneği'nin kurucu başkanı Avukat Nurdeni Sunçer, yanındaki çok özel dostum Rehber Köpek Kara, şu anda altı buçuk yaşında ve yaklaşık 5 yıldır takım halinde çalışıyoruz. Rehber Köpekler Derneği 2014 yılının sonunda Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi'nin eşi sevgili Megur Mur'la tanışmamızla başladı. Onun rol modelliğinde Star'la birlikte bağımsız hareketinden çok etkilendim ve birlikteliğimiz el ele verdik. Rehber köpekler derneğini kurduk. Bize önce dediler ki yapamazsınız. Türkiye'de olmaz. Metrobüse binemezsiniz. Marmaray olmaz. İlk önce metrobüse gittik. Marmaray'a gittik ve bugün rehber köpekler her yerde. Tabii hala bize Ön yargıyla yaklaşanlar var. Algıyı değiştirmek istiyoruz ama karayla beni gördükleri zaman köpeği önce okuyorlar yazıyı. Köpeğiniz görmüyor mu diyorlar. Ben sakince şey ben görmüyorum. Aa neden köpeğiniz görmüyor? Ben görmüyorum. Çünkü beklentiler biraz daha farklı. Biz okuyan, ayakları üzerinde duran ve yeni nesil özellikle çok başarılı gençlerin olduğu bir dönem Kendimize özen gösteriyoruz, kişisel gelişim, kişisel bakım bizim için çok önemli. Ön yargıyla yaklaşmayın. Ön yargı sizden farklı olana mesafeli yaklaşmaktır. Daha çok kucaklamak gerekiyor. Çünkü bu dünyayı hep birlikte değiştireceğiz. Birlikteyiz. Kadınlar, erkekler hiç fark etmez. Birlikte güçlüyüz. Bugün bu festivalde bizim de sloganımız ön yargıları kırın. Birleşmiş Milletlere göre ve ayrımcılık yasasına göre herkesin birbirine eşit mesafede ve eşit davranması gerekiyor. O yüzden hep birlikte buna mücadele etmeliyiz. Paraşüt atladım dediler ki niye atladın? Zaten göremiyorsun. E hissediyorum betimlemeyle erişebilir her şeyi yerine getirerek bu dünyayı daha iyi hale getirebiliriz ön yargıları kıralım diyoruz ve hepinizden rica ediyorum. Ön yargıları kırıyor muyuz? Evet. Biraz daha sesi duymak istiyorum. Biraz daha güçlü. Evet. O zaman hep birlikte ön yargıları kırıyoruz. Sivil alanda rehber köpeklerin standı var. Ziyaretini bekliyoruz. Ziyaretlerinizi ve rehber köpekler her yerde. Ön yargıları kırdık. Nasılsınız? Ben bugün buraya otizm hakkında konuşmaya geldim. Ve bugün konuşma yapmaya karar verdiğim zaman ve bu belirlendiği zaman bana bir başlık seçmem gerektiği söylendi. Küçük bir konuşma başlığı. Ve başlık olarak da Beni Otistikler Kurtardı başlığını seçtim. Ben şu anda 18 yaşındayım. Otistik bir insanım. Yaklaşık olarak iki, iki buçuk sene önce otizm teşhisi aldım. Ve benim için otizm teşhisi almak hiç kolay bir şey değildi. Ve benim için otistik bir insan olarak kendimi keşfedebilmek, kendimin neye ihtiyacı olduğunu anlayabilmek veya sürekli olarak topluma ayak uydurmak için kendimi çok zorlamak, zorunda olmadığımı anlamak benim için çok ama çok zordu. Çünkü kendime benzeyen insanları çok sıklıkla göremedim hayatım boyunca ve bu benim için zor bir süreçti. Çünkü hayatınız boyunca ortalamadan çok farklı olduğunuzu da ama niye bu kadar farklı olduğunuzu bilmediğinizde ister istemez kendinizi suçlamaya başlıyorsunuz, ister istemez karakteriniz bozukmuş gibi hissetmeye başlıyorsunuz veya çok kötü bir insanmışsınız gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Ve ben hayatımın çoğunluğunu bu şekilde hissederek geçirdim. Ama belirli bir süreden sonra otistik olabileceğimi anlamaya başladım ve ben bu konuda adım attığımda, bu konuda bir ilerleme kaydettiğimde bana yardımcı olan tek insanlar otistiklerdi. Çünkü kendi hikayelerini anlattıklarında, kendilerinden bahsettiklerinde, kendi hayatlarını değerliymiş gibi anlattıklarında ben o zaman onlarda kendimi görebildim. Ve biliyorum ki ben yalnız değilim bu konuda birçok otistik. Başka otistikler de kendisini görüyor ve anca bu şekilde hayatını sürdürebiliyor. Ve şunu anladım ki bir süreçten sonra çoğu otistiğe uzmanlar yardım etmiyor. Otizm alanında çalışanlar çok çabuk bir şekilde yardım etmiyor. Çünkü otistiklerin tam olarak ne olduğunu Neler düşündüklerini ve neye ihtiyaçları olduğunu çok ya düşünmüyorlar ya sorma ihtiyacı hissetmiyorlar ya da her zaman bizden daha iyi bildiklerini düşünüyorlar. Bu yüzden sürekli olarak sanki işte <laughs> belirli bir konuda ilgisi olan bir kadın mısınız da bir erkek sizi fark etmiş <laughs> ve bu yüzden size sürekli olarak yanlış bir şey bildiğinizi anlatıyormuş gibi oluyor. Otizm konusunda da bu aynen böyle. Ve ben bu açıdan bu konuşmayı yapmamın sebebi aslında otistiklerin birbirini bulmasının ne kadar önemli olduğundan bahsetmek. Ve eğer engelli insanlar için bir uygun bir dünya kuracaksak, otistik insanları düşünerek bir toplum oluşturacaksak, yapmamız gereken şeyin diğer otistikleri dinlemek olduğunu düşünüyorum. Ve bir otistik dayanışması yaratmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü engelli aktivizminde bir söz vardır, biz olmadan hiçbir şey olmaz diye. Ve bir gün umudum şu ki bir sürü otistik bir araya gelecek ve birçok otistiğin hemen teşhis alabileceği, kendilerini keşfedebilecekleri, sürekli olarak hayatları boyunca kendilerini bir kalıba sıkıştırmak zorunda kalmadan yaşayabilecekleri bir toplum oluşturabileceğimizi umuyorum. Ve bunun için yapabileceğimiz en iyi şey otistiklere güvenmek ve onların seslerini bulduğumuz zaman yükseltmeye çalışmak ve otistiklerin her yerde olduğunu, engellerin her yerde olduğunu her zaman aklımızda tutmak. Çok teşekkür ederim. <laughs> Merhaba, ben Beyhan. 38 yıllık hekimim, 35 yıllık da çocuk hekimiyim. 55-56 yıllık da Kadıköylüyüm ve ömrümün büyük bir kısmı Acıbadem'de Haydar Paşa civarında Bostan'da geçti. Ben ilk çocuk derslerini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi amfilerinde almaya başladığımda, burası Hava Gazı binasıydı. E ee, çok yakıcı, acı zehir gibi bir havası vardı. İzbe bir yerde, toz toprak içindeydi ve tekim bir yer değildi. O yıllarda biz amfilere oturduğumuzda idealist öğretmenlerimiz bize şunu öğretirlerdi. Çocuk hekimi aynı zamanda sosyal sorumluluk sahibidir. Bir çocuğun davranışı, yediği, içtiği aynı zamanda sizin sorumluluğunuzdur ağzı dili olmayan, tam idrak edemeyen çocuğun avukatısınız, ağzı dilisiniz. Onu yeri geldiğinde topluma, devlete ve hatta ailesine karşı korumakla yükümlüsünüz. Bu büyük ideallerden önce de çok vurgulanan bir şey vardı. Çocuk beyninin gelişimi yüzde 90 ilk 2-3 yılda bitiyor ve bu gelişim içinde kaliteli protein alınması şart. Ve toplumda alışık olduğu üzere de bu kemik suyu ve et suyuyla olmaz. Etin kendisinin kaliteli proteinin çocukların boğazından geçirilmesi gerekir. Biz böyle büyüttük. Hatta bize bir sınıf öncesinden derlerdi ki eğer sözlü sınava girdiğinizde et suyunda, kemik suyunda ne kadar protein var, ne kadar kalsiyum var, demir var diye sorduklarında sakın herhangi bir sayı söylemeyin. Çünkü yoktur ve sayı söylediğiniz zaman siz dışarı davet edilirsiniz. Başka soru bile sorulmaz. Biz bu eğitimle büyüdük. Her çocuğun boğazından geçen proteinin bizim de derdimiz olduğu bize öğretildi. Ve yıllar geçti. 1993-94 gibi burası artık hava gazı binası değildi çünkü doğalgaz gelmişti. Ama biz idealist çocuk hekimleri aşılama kampanyalarıyla o yıllarda Türkiye'yi çocuk felcinden arınmış ülke ilan ettirmeyi başardık. Amerika bütün bir kıta olarak çocuk felcinden arındı ve daha sonra 2000'li yıllar geldi. 2000'li yıllarda artık Afrika çocuk felcinden arınmıştı. Ben lösemiyle, kemik iliği nakliyle uğraşan bir hekimdim. Yüzde on bile yaşamayan lösemili çocuklar artık yüzde doksan yaşıyordu. Artık çocuk felcini, kızamı, hatta hatta menenjiti asistanlarımıza göstermek için bulamaz olmuştuk. Ama ta ilk başa döndük, birdenbire aşı karşıtlığı yükseldi. Tekrar sofralara et suyuna tarhana çorbası tarifleri konulmaya başlandı. Halbuki biz biliyorduk ki bir toplumun çocuklarının et yemesi lazım. Çünkü bütün yapı taşları proteinlerden oluşuyor. O çok para verdiğimiz kolajen, enzim, antikor, pandemide çok duyduğumuz antikorlar saf proteinlerdir. Bir çocuğu boğazına kadar havuzlara yatırsanız, balık yağı duşlarına da soksanız, eğer bir çocuk sağlıklı protein almıyorsa ne bağışıklığı, ne merkezi sinir sistemi, ne boyu posu inşa edilemez. Ve et suyuna tarhana beni çekti, arkadan aşı karşıtlığı itti ve mahalle evlerini, semt evlerini dolaşarak asgari ücret girse bile bir eve sağlıklı pazar torbası, sağlıklı öğün için sohbetlere başladık. Kimi zaman demokratik itiraz hareketi oldu, kimi zaman oy ve ötesi oldu, kimi zaman sensiz olmaz hareketi oldu ve derken İstanbul gönüllülerinin harika güzel şemsiyesi altında hepimiz toplandık. Ve böylece mahalle evlerinde kadınlarımıza daha kolay ulaştık. Birebir eşit bir sohbetti. Ben de öğrendim, onlar da öğrendi. Çünkü her evdeki çocuklar kahvaltı etmeden evden çıkmaya çalışıyordu. Her evde ergenler kapı çarpıyordu. Her evde eşin ailesiyle sürtüşmeler oluyordu. Ve kadınlar bütçeyi de çocuğun ödevini de çekip çeviriyordu. Derken üstüne pandemi geldi ve kadınların yükü daha da arttı. Özellikle uç dezavantajlı semtlerde evlere temizliğe gidilemedi, merdivenler temizlenemedi. Pazarlarda başında durulan kamyonetlerde iş yapılamadı çünkü pazarlar bile kapalıydı. Ve kadınlar artık hindi boynuna, tavuk derisine, tavuk kanadına, tavuk ciğerine bile ulaşamaz hale geldi. Bunları sayıyorum çünkü biliyor musunuz Et suyunda, tavuk suyunda, kemik suyunda tavuk derisindeki kadar bile protein yoktur. Size bildiğinize çok ters, çok aykırı bir şey söylüyorum ama bu aykırı şeyleri biz e, hiç ummayacağınız kadınlarla birebir capcanlı konuşabildik. Gittiğimiz mahalle evleri yetmedi, 500 İG otobüsü bulduk kendimize, 500 T'den yola çıkıp. İçini kütüphaneye çevirip daha uç köylere, daha uç mahallelere gittik. Oralarda çocuklarla drama yapıldı, masal atölyesi yapıldı. Annelerle yemek tarifleri paylaşıldı. Hem ekonomik hem dengeli sofraları bilim diliyle oluşturmaya çabaladık. Pandemi geldikten sonra da çocuklarla küçük bilim atölyeleri oluşturduk ve yine çok eşit bir sohbetti. Örneğin çocuklara virüs ve bakterinin farkını anlattık. Bu temel bilgiyi bilmeden aşıyı oturtamazdık ve bu bilgiye biliyoruz ki Caddebostan'daki çocuk da çok sahip değildi. Ya da işte doktora gidersin kulağa bakılır, ciğer dinlenir, kalp dinlenir. Ama hiçbir çocuğa şu sorulmamıştı. Peki doktor kulağına baktığında ne görüyor, nasıl görüyor? Ya da kalbini, ciğerini dinliyor bir boruyla. İçinde ne var ya da ne duyuyor? Ya da senin göz bebeklerin, karanlık iki pencere, ışıkla içine baktığımda göz bebeğinin ne görüyorum? Bilgi bu şekilde verilmediği için aslında bu sohbetler dediğim gibi Tarabya, Cadde Bostan veya Esenler'in bir çocuk parkıyla eşit düzeyde gitti. Karşılıklı öğrendik. Yetmedi, bir avuç tebeşirle pazar yerlerini dolaşmaya başladık. Bir avuç renkli tebeşiri yere bıraktığınız anda çocuklar üşüşüyor. Hiç denediniz mi bilmiyorum. Biz oralara maske çizdik, çocuklar maskeyi süsledi. Mesafe çizdik, o mesafenin, iki metre mesafenin kaç top olduğunu söyledi. Yere dev tabaklar çizdik. O tabak nasıl çok ekonomik, bütçe dostu ve aynı zamanda sağlıklı oluşur onu anlattık. Ve sonra bir baktık. Köşede göçmen bir anne tavus kuşları, güller çiziyor. Pazar torbasını söylenerek bırakan baba ağaçlar, evler, arabalar çiziyor. Ve e, dilimizin ne kadar ortak olduğunu fark ettik. İstanbul gönüllülerine ulaşmanız internet üzerinden ya da kadın emeği pazarlarından çok kolay ve bütün gününüzü 7/24 ayırmanız da gerekmiyor. Bir enstrüman mı çalıyorsunuz? Yılda bir kere o enstrümanı çocuklara tanıtabilirsiniz. Çok sevdiğiniz bir çocuk masalım var, onu anlatabilirsiniz. Uçurtmayı iyi mi yapıyorsunuz? Bir bahçede çocuklarla uçurtma yapıp uçurabilirsiniz. Her zaman çok akademik olması gerekmiyor. Akıl, akıldan üstündür, paylaşarak büyür. Örneğin çok küçük sohbet odalarında bağış yapmak isteyenlerle ihtiyaç sahiplerini nasıl buluştururuz diye konuştuk. Şimdi askıda fatura var ama onun çok küçük örneklerini sokaklarda yapmaya başladık. Emekli olan arkadaşınız, vefat eden ailenin cenaze yemeği, onların ücretlerini esnafa aktardık. Bu yeri geldi kırtasiye oldu, yeri geldi kasap oldu, yeri geldi market oldu. O kişiye emeklilik hediyesi olarak 300-500 lira vermek yerine mahallenin esnafına para verildi ve ihtiyaç sahibi kadınlar gidip oradan kendi ihtiyaçlarını aldılar. Biz paraya hiç dokunmadan. Dolayısıyla ben bunu anlattığımda eminim ki birebir konuştuğumuzda üstüne kim bilir neler konulacaktır. Bizlere katılırsanız çok sevinirim. Tek bir söz, ne olur bana iki dakika, hiç konuşulmayan ama mahallelere gittiğimizde çok yan can yakıcı bir sorunu fark ettik. Lütfen okumalarınızda, sohbetlerinizde, sosyal medya paylaşımlarınızda hep aklınızda olsun. Kadınlar ve çocuklar duygu durumları altüst olduğunda, öğrenme güçlüğü, gelişim sorunu yaşadığında, öğretmen bunu birine gösterin dediğinde Çocuğun tiki, kekelemesi olduğunda, altına kaçırdığında, anne uyuyamaz olduğunda, öfke patlamaları yaşadığında gidecek yerleri, insanları, yok ve paraları yok. Bu evde yoğurt tutmak kadar, organik yumurta kadar konuşulmuyor. Ama bir çocuğun öğrenme güçlüğü varsa, kontrolsüz öfke patlama nöbeti varsa, dikkat eksikliği varsa kaygı bozukluğu, depresyonu varsa, ekran bağımlısı, yaramaz, bunun babası da böyleydi diye geçiştiriliyor ve bu çocukların okuldan geri kalması, okuldan geri kaldıkça kayıt dışı işçilik, erken evlilik, zorbalığa maruz kalma ya da zorbalığı gösterme kat sayısı artıyor. Bu çocuklar şiddet ve bağımlılık için riskli çocuklar ve ailelerin yakınlarında ücretsiz götürebilecekleri, kolay ulaşabilecekleri uygun hizmeti alamıyorlar. Organik yumurta kadar aklınızın bir köşesinde bulunma dileğiyle konuşmamı bitiriyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Herkese hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Ben Hande, 36 yaşındayım, yazarım, Zincir Kıran Kadınlar isminde bir derneğin başkanıyım, feministim, ee, çevre ve hayvan aktivistiyim. Bunlar çok güzel sıfatlar, ama hiçbirinden lisansım yok. Lisansım olan tek şey iletişimci olmam, iletişim üzerinde uzmanım. Ee, ama bu çok havalı bir e, uzmanlık değil, iyi bir lisans değil. Şöyle düşünün, pilot olsaydım. Bir uçağa uçurmak isteseydim ve lisansım olsaydı, birisi gelip çekilme ben uçağa uçuracağım falan demezdi. Derdi ki, bunun lisansı var, bu uçursun. Ama iletişim böyle değil. Ben iletişim uzmanıyım falan dediğimde, sokaktan geçen bir teyze ya da yoldan geçen bir amca, ben daha iyi yaparım, ya o ne yapıyormuş falan dediği için iletişimin pek de şey yok, havalı bir durumu yok maalesef. Bu havalı olmayan lisansımla şu an, daha doğrusu uzun süredir reklam yazarlığı işimi devam ettirmeye çalıştım. Ki reklam sektörü bana güç, iyi bir eş, ne bileyim, iyi bir yaşam standartı verdi bir yere kadar. Ama 30 yaşında bir doktor bana dedi ki, Hande belki de kanser olabilirsin, böyle bir olasılık var. Ve böyle birini düşündürdü ve dedim ki, ben bu sahip olduğum hiçbir şey sevmiyorum ya, istemiyorum. Ben buradan çıkıp gitmek istiyorum hemen. Bunun üzerine de bir Kara deliğe düştüm, tavşan deliğine. Ama endişelenmeyin, bu beni kötü bir yere çıkartmadı. E, kanser değildim. Kanser olsam bile sorun değilmiş gibi bir delikte oldum kendimi. İyi ki de oradan çıkmışım. E, bunun üzerine yaklaşık bir yıl e, geri dönüşüm terziliği yaptım. Yedi ayda John Hopkins Hastanesi'nde nefes terapistliği yaptım. Yani bütün sektörümü değiştirdim, başka şeyler yapmaya başladım kanser hastaları için nefes terapisi diye yaptım. doktorlar, hasta yakınları vesaire. Ve e, çok şey öğrendim. İnanılmaz bir eğitimde. Kanser hastalarına ve yakınlarına da aynı bu şekilde söyledim. Kanserle savaşmayın olur mu? Onu bir eğitici, okul olarak görün. Kanser akademisi dedirtmeye başladım herkese. Çünkü birincisi antimilitaristim, yani savaş yanlısı değilim. İkincisi de işim, lisanslı olan işim iletişimdi ve ben de oradaki iletişim problemini çözmeye çalışmıştım. Lisansım vardı bu konuda. bir yıl sonra bu olaydan sonra pat diye eşim beni terk etti. Çok böyle markete gider gibi çıktı gitti. Ve kendim dedim ki aha bu bir dram mı? Yok değil bayağı iyi bir şey. Hayatım alt üst Rumi'nin dediği gibi alt üst oldu ve çok daha iyi bir yere geldi. Bu beni Zincirlerimi kırıp evden dışarı çıkarttı, bisiklete bindim. Bir sürü kadınla birlikte hareket etmeye başladım. Zincir kıran kadınlar hareketine dönüştü ve bana üzerine konuşmak için iki yeni konu başlığı verdi. Kadın ve bisiklet. İki temel problem üzerine odaklanıyor zincir kıran kadınlar. Kadın ve bisiklet. Ve bu iki problem aslında bir sürü şeyi çözüyor. Yani onu, onları çözebilsek bir sürü şey dolaylı olarak çözülebilecek. Birincisi mesela dünyanın akut olarak çözmesi gereken bir şey ama birincisi çevre kirliliği. Yakıt problemini dünyada bir sürü büyük yönetici bizim adımıza aldığı kararlarla çözüyor. Biz bunlara pek bir şey yapamıyoruz. Evde tükettiğimiz yakıtlar var ama gidip büyük kaynaklardan alıyoruz ve yine biz kullanıyoruz. Eğer kendi bağımlı değil de bağımsız enerji kaynağımızı bulabilsek ve onu kullansak aslında ben yapsam tek kişi ne işe yarayabilir ki diye düşünüyor olabilirsiniz ama biz yani o büyük yerlerde karar verenler değil, biz sıradan insanlar çok fazlayız. bayağı fazla olduğumuz için de aslında bizim verdiğimiz kararlar çok alanda çok büyük etkiler bırakıyor. O yüzden evet yapabiliriz. Ee, ikincisi kadın konusu nasıl ki biz sıradan insanların çok problemleri görmezden geliniyorsa da aynı şekilde kadınların da çok büyük problemleri görmezden geliniyor. Şiddete maruz kalıyorlar, öldürülüyorlar, eşit ödeme haklarını, ücretlerini alamıyorlar ve çok ilginç bir şekilde azınlıkmışız gibi bir muamele görüyoruz. Halbuki biz dünya nüfusunun bayağı büyük bir kalabalığıyız. Ama e, sesimizi çıkartmayı bir türlü istemiyoruz, beceremiyoruz, olmuyor belki de. E, bizim yerimize verilen yetkilerin altında eziliyoruz. Ve sadece e, iş yerlerinde falan da değil, bir sürü yük yük bize kültür olarak da yıkılmış durumda. Çocuk bakımı, ev temizleme, bunlar hep zaten kadının görevleri diyerek. Dolayısıyla iki büyük problem var ortada. Çevre ve kadın. E, Zincir kıran kadınlar tam bunu değiştirmek istiyor. Biz diyoruz ki hemen kadının bisikletin üstüne binmesi ve bu problemi çözmesi lazım. Hem çevreci hem güçlendirici. Bu bisikletle olur. Ha bisikletle olur diyeceksiniz. Nasıl olacak bu bisiklette? Çünkü bisiklet aslında çok uzun tarihinden ilk bulunduğundan beri Da Vinci'nin armağanıdır bu arada insanla. Altın oranla çizilmiştir ve özgürleştiricidir. Niye özgürleştirici? Hep öyle diyoruz değil mi bazı şeylere? mutluluk getiren, özgürleştirici. Niye özgürleştirici? Hemen parça parça bisikleti koyalım önümüzü ve neden özgürleştirdiğini anlayalım. Birincisi kontrol mekanizmasını size veriyor. Hayatta her şeyi biz kontrol etmiyoruz, kabul. Ama bisikleti siz kontrol ediyorsunuz. Gittin duvara çarptıysan sen çarptın, which is nice. Senin çünkü hata da olsa bütünüyle kontrol sende. İkincisi güç sende oluyor. Fiziksel olarak gerçekten kendin harcıyorsun. Bak, biraz önceki bağımlılık bitti artık. Sadece güç ve kaynağım, enerji kaynağım bende. Zihinsel olarak rahatlama ve boşalma. Başka? Bir, birincisi, kendi başımayım bunun üstünde. Yalnızlık güzeldir. Kendi başıma olmak çok güzel bir şey. Ve ikincisi, birden fazla kalabalık da olsak mesafeli bir şekilde. Şimdi sosyal mesafe girdi hayatımıza. Bisiklette hep sosyal mesafe vardı. Sosyal mesafeli de olsa birbirimize saygı duyduğumuz bir alandayız ve beraber ilerliyoruz. Çok keyifli. Bir de son olarak keyif kelimesi çok kilit bence. Bisiklet keyif işidir. Durursunuz, biraz manzara çekeyim dersiniz, termostan çıkartırsınız çayınızı, içersiniz bakarsınız. Arabada öyle mi? Gitmiyor bu Allah'ın belası, sıkıştık kaldık bu trafikte falan. Bisiklette böyle bir şey yok. Birincisi çok yoğun bir trafik yok. Bisiklet her etrafta herkes bir şekilde akıyor. Amsterdam'da olduğu gibi. İkincisi de stres gerçekten yok. En büyük stres ya şu dağa tırmanabilir miyim? Dur bakayım, üç saatim varsa yavaş yavaş tırmanırım falan gibi bir derdiniz oluyor. Bisiklet güçlendirici bir alettir. Bu yıllardır tarihte var. Rus komünizminde daha önce işçilere vermişler, Amerika zamanında çiftçilere vermiş. Bir de süfrajetler, süfrajet ne olduğuna dair bir fikriniz var mı? Kadın devrimlerinde öncü, kadınları e, siyasi hakları ilişkinde öne çıkartan, kadınlar, süfrajetler bisiklet kullanmışlar. Her zaman e, en önde bisiklet kullanan bir kadın var. Bu şaşırtıcı değil çünkü bisiklet güçlen, biraz önce anlattığımız nedenlerden dolayı hepsi için güçlendirici bir destek olmuş. Şimdi biz bu inandık dedik ki madem bu kadar güçlendirici bir destek bir bisiklet, biz bu kadınları bindireceğiz he, bu bisikletin üstüne. Ama nasıl yapacağız? Onu bir şekilde bulacağız. Demiştim lisanslı iletişimciyim. Dur bakayım bunu şuradan çözebilir miyiz? Mitoloji yaratalım. Çünkü inandığımız şeyler hareket yaratıyor bizde. İnandığımız için bu saatte, bu soğukta bu buraya gelmişsiniz. İnanmasanız harekete geçmiyorsunuz. İnanmanız gerekiyor. Bisiklete inanmak için bir tane mitoloji yazdık. Mitoloji, mitoloji mi yazdık? Biraz tuhaf geliyor olmalı ama yazılabilen bir şey, mit yani. Bir hikaye, Şimdi hemen başlayayım böyle şey gibi, şaman gibi. Bundan uzun uzun yıllar önce diye. Çağlar, çağlar önce bir kadın topluluğu hayal edin. Ha, başına uyarayım da mitoloji mantıklı değildir. Gılgamış diye bir karakter var mitolojide. Yani uzun böyle falan. Öyle mitoloji normal bir şey değil. O yüzden söylediklerimi lütfen rasyonel bir şey oturtmaya çalışmayın. Çağlar, çağlar önce insanlar mağaralarda yaşıyor. Öyle bir devir hayal edin bu e, mağaralarda yaşanan devirde kadınlar aynı anda regl oluyor. A ile birlikte regl oluyorlar. Dolunay çıkıyor, kadınların hepsi regl. Böyle bir hayal edelim. Menstrual dönemleri aynı zamanda. Premenstrual yani regilden hemen önce ki dönemde de beraber hadi kızlar mağaraya gidiyoruz deyip toplanıyorlar. Böyle bir köy gibi hayal edelim. Toplanıyorlar mağaraya gidiyorlar. Mağaranın içine giriyorlar, resimler çiziyorlar, dans ediyorlar ateşte falan. Oo falan yaratıcı bir dönem çünkü son doğurganlık derler o döneme. Hep beraber sonra bakıyorlar ay çıktı uf falan hep beraber regl oluyorlar. Acılar da beraber Midsummer gibi ağlıyorlar falan falan. Sonra bitiyor regl, Hoppa hazırız tamam. Mağaradan çıkıyorlar. Ali Veli gel bakalım hep beraber falan beraber sevişiyorlar. aynı dönemsel olarak çocuklar da aynı falan. Bir bütünlük böyle top gibi geziyorlar hep beraber. Ama bu güzel hikaye, biz buna kız kardeşlik diyoruz. Kızların hep beraber olduğu dönemi. Kız kardeşlik ateşle, çok da severiz ama ateşle birlikte sona eriyor. O da şu, ateş yeme, barınma, uyuma şekillerimizi değiştiriyor. Birisi et yemeye başlıyor, birisi ot diyor. o da değişti. Ben kebap severim, ne ben veganım falan. Hikaye değişti. İkincisi uyuma saatleri değişiyor. Ben 8'de gün batınca uyurum. Sen ben işte geceleri Netflix'e bakıyorum. Ateşe bakıyoruz hep beraber diye. Demek ki uyku düzenlerimiz de değişti. E, biz şimdi mağaraya gidiyoruz. Ayşe, sen de bizimle geliyor musun?" dediğinde bu karakter diyor ki "Yo, benim daha var. Daha ya, regli olmayacağım." Ayşe dışarıda kaldı. Ayşe değişti ve diğerleri için aslında güç dengesi değişti. Biz acılar içindeyken o değil. Ve Ayşe, Fatma derken koptuk zaten kızlar. Hepimiz farklı zamanlarda regl oluyoruz ve birbirimize aslında güç olarak da ben güçsüzken bu niye güçlü ya diye rekabet yaratıyoruz. E bu hikaye güneşi ya da ateşi hikayeden çıkartarak geri dönemeyeceğiz. Üzgünüm, çağ öyle bir şey değil. Ama kötü bitmek zorunda değil. Yeniden düzene girebiliyor. Yani yeniden bir kız kardeşlik yaratabiliyoruz. Nasıl? Birlikte hareket edersek, birlikte spor yaparsak, birlikte benzer şekillerde beslenirsek, benzer şekillerde uyur kalkarsak bunu şöyle ispatlayabilirim. Aynı yurtta kalan, aynı iş yerinde çalışan kadınlar hala bir birlikte regle olabiliyorlar. Aa nasıl ya sen de mi ben de mi falan neymiş birbirimiz ay hareketi gibi birbirimizi aynı çemberin içine atıyoruz. Birisi daha dominant, Dominant kız diyor ki hadi benle birlikte regl olun. Arkadaki bütün kızlar onunla birlikte regl oluyor. Aynen böyle güç etrafında yuvarlanarak devam ediyor. E ne yapacağız o zaman? Birlikte yemek beraber yiyeceğiz. Çok yani bir arkadaşınla beraber yiyeceksin, paylaşacaksın. Ben yemeğe çıkıyorum. Benimle gelecek misin? Hadi Ayşe sen de gel deyip iş yerinde onu da götüreceksin falan derken ve birlikte hareket edeceksin. Hareket de yuvarlak Sıcak ve değişken olacak. Ben buna kazan kaynatmak diyorum. Yuvarlayacaksın, ısıtacaksın, döndüreceksin, değiştireceksin. Yuvarlayacaksın, ısıtacaksın. Niye benziyor? Kazan kaynatmaya. Aslında Yunancası ismi entrofi. Entrofi bir şeyi yuvarlayarak, ısıtarak dönüştürmek, değiştirmek anlamına geliyor. Aa, geldik mi bisiklete? Birlikte bisiklet bineceğiz. Çünkü burada yuvarlak bir hareket var, bizi ısı yaratıyor ve bizi dönüyor, değiştiriyor, yolları değiştiriyor, bizi yol üzerinde değiştiriyor. O yüzden dedik, hadi sen de gel. Bu mitolojiye biz inandık. inanan kadınlar yarattık, inanan kadınları bulduk. Hep beraber bisiklet eğitimleri vermeye başladık zincir krank kadınlarla. Ee, bisiklet öğretiyoruz, bisiklet turlarına çıkartıyoruz birlikte bisiklet turu organize etmeye çalışıyoruz. Etkinlikler düzenliyoruz, çalıştaylar düzenliyoruz ki çalıştay da buna benzer bir yer ama daha interaktif olan bir şey. Bu şekilde bisikleti olabildiğince kadınla birleştirmeye çalışıyoruz. Eğer siz bu hikayeye inandıysanız, ben de zincir kıran kadın olabilirim, ben de başka bir kadını bunun içine koyabilirim ya da ben de yapabilirim diyorsanız ne şekilde katılabilirsiniz? Bir, Bisiklet öğrenebilirsiniz hemen. Hemen başlayın kazan kaynatmaya. Bisiklet benim çok da tarzım değil falan diyorsanız yuvarlak başka hareketler yapın. Mesela dans edin ya da yürüyün, yürüyüş yapın ama mutlaka bir kadınla. Ben bunu ne zaman anlatsam sen fight club mı kuruyorsun diyorlar. Hemen yanındaki kadına diyorsun ki yarın başlayalım mı salsaya ya da sen de hafta içi şöyle şuradan yürüye yürüsek mi? Çünkü bu kadın dayanışmasının ilk hareketi. Birlikte yuvarlayarak ısıtacaksınız. Bunu nasıl yaparsanız siz bulun. Ben hula hoop çok seviyorum. Hula hoop tavsiye ederim. Eğer elçi olmak istiyorsanız, ya öğret, öğrenci olabilirsiniz, öğreniyorsunuz ya da elçi oluyorsunuz. Elçi ne demek? Biz bisiklet elçisi diyoruz. Zincir kıran kadınlar bisiklet elçisi. Arkamda gördüğünüz eğitimler sırasında diğer kadınlara bisiklet öğreten kadınlar. Ben kendi başıma kuram, yapamazdım herhalde şu zamana kadar. 2020-2021'de 330 kadına bisiklet öğretebilmişiz. Bisiklet elçisi olmak istiyorsanız siz de gelip zincir kuran kadınlarla tanışıp Instagram'dan, telefondan falan takip ederek bir elçi olmak için yeterlik kazanabilirsiniz. Unutmayın, önemli olan sizi korkutan, sizi durduran her neyse sizi evde kalın daha güvenli diye yalan söyleyen, koruduğunu iddia ederek aslında baskı kuran neyse o şeyi kırıp kendi yolunuzu keşfetmeniz. Teşekkür ederim.